Diyeceksiniz ki bu UFO'lar da bir Amerika'ya gidiyor, bir Avustralya'ya gidiyor, bir biz göremedik. Arkadaş, bakmayı bilmezsen tabii göremezsiniz. Şimdi soruyorum, hanginiz Diyarbakır'da, Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'ne gitti de inceledi? Körtüktepe denilen bir bölge var ve buradan çıkan kalıntılar Göbekli Tepe'den, Karahan Tepe'den daha eski. Böyle bir kapı yapmışlar, kapıda böyle ışıklar saçılıyor ve kapının içinden, yani insan formunda ama badem gözlü, ondan sonra işte uzun kafalı, filik şapkalı böyle bir varlık geliyor. Humanoid ama insan değil, çünkü kafasından ışıklar saçıyor. Ve bu bir kayığın içinde, bu ışıklar saçan kapının içinden tam geçerken ve tepede belli astrolojik yıldızlar, gezegenler var. Bunlar yan yana duruyor müzede, sizi bekliyor sevgili dostlar. 12.500 sene önce. Kim biliyordu bunları? 12.500 sene önce siz çanak çömlek yapmayı bilmiyor diyorsunuz. E adam kayığın içinde tanrısı boyut kapısından, yıldızlardan geliyor. Şimdi diyelim ki biz yanlış düşünüyoruz. Ama bunu dünyanın öteki ucundan gidiyorsun. Mısır'da Firavun Seti'nin mezar odası var. Şimdi Firavun Seti'nin mezar odasında bakın nasıl bir tesadüf var. Gökyüzünde bir kayık var. Kayığın içinde bir kapı var. Kapının içinde Firavun Seti tam eşikte duruyor, yani gelip gitme aşaması. Ve böyle etrafı ışıklar saçıyor. Şimdi bu aynısı değil mi arkadaşım? Bu Mısırlı aptal mı? Hiçbir kayık görmemiş. Nil Nehri'nde bunlar neyle yüzüyor? Sörf mü yapıyor? Kayığa binmemiş bunlar. Kayığın gökyüzünde uçmadığını anlayamamışlar mı zannediyorsunuz? Ben diyorum ki çok iyi biliyorlar. Hem de bizden çok çok daha iyi biliyorlar. Sadece şu anlamını da söyleyeyim. Hani Mısırlılar için bunu niye yapmışlar bunu? Ne diyor? Firavun Seti'nin mezar odasında Tanrı'nın gemisi olan Göksel Kayığı'nda dinlendiği yazıyor. Göksel Kayık ne demek? Soruyorum. Hani ismi var mı? İspatı var mı? Ya fotoğraf makinesi vardı, adam çekmedi mi? Gördüğünü çizmiş, daha ne istiyorsunuz o tarihteki adamla?